Yedilerin süper zekalıları. Beceri temelli soruların matematiğini çözüyoruz. Birinci ünite. Tam sayılarda işlem yapacağız. Haydi başlayalım. Yukarıdaki özel tartının göstergesi kilogram cisne sol kefeye konulan cismin cismi kütlesinden sağ kefeye konulan cismi kütlesi çıkarılarak elde edilen sonucu göstermektedir. Şimdi sol kefeye küpü koyup sağ kefeye topu koyduğunda eksi 3'ü tartın sol kefesine topu koyup sağ kefesine yıldızı koyduğunda da 8'i gösteriyormuş. Soldan sağa çıkartıyorduk. Şimdi biz yıldıza farz edelim 1 diyelim. Bizim topumuz ne olur o zaman? 9. Dokuz. Hani 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. Topumuz 9'muş madem. Şimdi küpten 9 çıktığında eksi 3 kalacak. O zaman bizim küpümüz nedir? 6'dır. Çünkü negatif olmaz için 9'dan az olması lazım. 6'dan 9 çıkarsa eksi 3 olur. 6 eksi 9 eşittir. Eksi 3 olur. Şimdi bize diyor ki yıldızımız 1. Küpümüz de 6. 1'i buraya 6'yı buraya yazdığımızda sonuç ne olur? Diyor. 1'den 6'yı çıkartmamız lazım. Soldan sağa çıkartıyorduk ya. 1 eksi 6. 1'den 6 çıkınca negatif olur. Eksi 5 olur. Normalde zaten 1'den 6'yı çıkartamıyorduk. Bu sene artık çıkartmaya başladık. Sonuca da negatif olur diyoruz. 1'den 6'yı çıkartmıyoruz da alttan 1'i çıkartıyoruz. Eksi diyoruz. Cevabımız eksi 5. Birkaç örnek daha yapalım. Mesela 2'den 10'u çıkartın desem ne olur? Eksi 8. 5'ten 7'yi çıkartın desem ne olur? Eksi 2. Birden 3'ü çıkart desem yine ne olur? Eksi 2. Aynur öğretmen sınıfta içlerinde farklı birer tam sayılarının yazılı olduğu toplar bulunan iki kutu getirir. Aynur öğretmen Kerem ve Deniz'in iki kuttan farklı birer top alıp bu toplar üzerinde yazan tam sayıları çarpmalarını buldukları sonucu da tahtaya çizdiği eş bölümleri ayrı bir sayı doğrusuna işaretlemelerini ister. Aynur öğretmen çizdiği sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı karşılık gelen çizgiler arası uzaklık 2 santimdir. Kerem ve Deniz'in sayı doğrusunu işaretleyeceği iki nokta arasında uzaklık en çok kaç santimetredir diyor. Bulacağımız sayının birisi en büyük yani pozitiflerin en büyük birisi de negatiflerin en küçüğü olacak. Şimdi biz birinci kutudan 8'i ikinci kutudan da 9'u alacak olsak 8 kere 9 72 bu en fazla olur. En fazla. En azı bulacak olduğumuzda da birinci kutudan 7'yi ikinci kutudan da eksi 8'i alalım. Ne olur bu da? 56 ama eksi olur. Hep de farklı seçtik bakın. 7, 8, eksi 8 ve de 9'u seçtik. Şimdi 72 ile 56 arasındaki farkı bulmamız lazım. 72 eksi eksi 56. Şimdi bu iki eksi yan yana geldiği için artı olur. 72 artı 56 o da eşittir. 128 yapar. Şimdi bu 128 birimde. Her birim 2 santim olduğu için ve bize uzaklığı sorduğu için bu 128'i 2 ile çarparız. Çarptığımızda da ne olur? 256 olur. Cevabımız D şıkkıdır. Üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 bilyeden kırmızı renkli olan bilyeyle atış yapılarak görseldeki gibi yan yana dizilen mavi bilyelerden biri vurulmaya çalışılıyor. Atış yapan oyuncu mavi bilyelerden birini vurması durumunda kırmızı bilye ile vurduğu mavi bilyenin üzerindeki yazan tam sayılar çarpılarak bundan sonuç ile diğer dört mavi bilgenin üzerine yazan tam sayıların toplamı kadar puan alıyor. Buna göre atışta mavi bilgilerden birini vuran oyuncudan alabileceği puan en çok kaçtır? Hadi baştan başlayalım. Eksi 1'i vuracak olsa. Eksi 3 çarpı eksi 1. Burayı hallettikten sonra bununla diğerlerini toplayacağız. Diğerler dediğimiz eksi 4 artı 3 eksi 2 eksi 5. Şimdi bu çarpmanın sonucu ne olur bir kere? Artı 3 olur. Şimdi şuradan sonuçlarına bakalım. Eksi 4, eksi 2 daha, eksi 6, eksi 5 daha, eksi 11 var. Bir de yine ne var? Artı 3 var. Artılarım 6 yapıyor, eksilerim eksi 11. Sonucum eksi 5 çıktı. Şıklarda bile yok. Hemen eksi 3 ile 4'ü çarpacak olsak. Eksi 3 çarpı eksi 4. Diğerlerini de toplayalım. Diğerleri dediğimiz eksi 1, 3, eksi 2 ve de eksi 5. Şimdi şu çarpmanın sonucu ne yapar? Öncelikle onu yapalım. Artı 12 yapar. Burada bir artı 3'üm var. Bir de eksilerden eksi 8'im var. Ne yapar? 15 eksi 8 7 yapar. 3'ü çarpmış olsaydık eksi 3 çarpı 3. Diğerleri ne? Eksi 1, eksi 4, eksi 2 ve de eksi 5. Şimdi burası ne yapar? Eksi 9. E buranın toplamı da zaten hepsi eksi olduğu için direkt toplarım. Eksi 5, eksi 2 daha eksi 7, eksi 1 daha eksi 8, eksi 4 daha eksi 12. Topladığımda ne yaptı? Eksi 21. Hı -hı bize en çok dediği için bu imkansız olamaz. Diğerine bakalım. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptıralım. Eksi 3 çarpı eksi 2. Sonra da diğerlerini toplayacağız. Burayı çarpacağız. Diğerlerini toplayacağız. Ne diğerleri? Eksi 1, eksi 4, 3 ve de eksi 5. Burası artı 6 yapar. Bir artı 3'üm var. Bir de eksi 10'um var. Sonucum eksi 1 yapar. Ve son olarak bir de eksi 5'i çarpalım eksi 3 ile eksi 5'i çarpıp diğerlerini toplayalım. Şunu yuvarlak için alayım karıştırmayın diye. Diğerleri dediğim eksi 1, eksi 4, 3 ve de eksi 2. Burası artı 15 yaptı. Bir de artı 3 var. Eksilerden ise eksi 1, eksi 4 daha eksi 5, eksi 2 daha eksi 7 var. Yani 18 eksi 7 bu ne yapar? 11. Sonuçlara baktığımızda eksi 5 mi? 7 mi? Eksi 21 mi? eksi 1 mi yoksa artı 11 mi en fazla? Tabii ki de artı 11. Bunların içinde en fazla olan. Üzerinde birer tam sayı yazı olan katlı yukarıdaki 6 e, kart ters çeviriliyor. Aslı'dan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıların çarpması Kerem'den ise Aslı'nın çevirmediği kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıların toplaması isteniyor. Şimdi biz bu Kerem'le Aslı'nın bulduklar sayının toplamını en az istiyorsak ...negatif yapmaya çalışacağız. Misal, ben burada en az yapabileceğim negatif... ...eksi 6 ile 3'ü çarpmak olur. Eksi 6 çarpı 3, eksi 18. Çarpım da yapabileceğim en düşük buydu. Şimdi eksi 6 ile 3'ü hallettik. Kalan ikisini toplayacaksam... ...ben burada en küçük olan eksi 5 ile eksi 4'ü toplarım. Küçük çıksın diye. Eksi 5, eksi 4. O da ne yapar? Eksi 9. İşte bunların alacakları puanlar bunlar. Bunların toplamı en az ne olur diyor. Eksi 18 eksi 9 toplanır. İşaretleri aynı olunca topluyorduk. Eksi 27 yapıyor. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki kutularda üzerinde farklı birer tam sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır. Kutulardaki toplar üzerinde yazan tam sayıların toplamlarının birbirine eşit olabilmesi için birinci kutudaki 6 top arasından bir top alınıp ikinci kutudaki 5 top arasına atılıyor. Bu topun üzerinde yazan sayı e, kaçtır diyor. Şimdi şunun içindekileri bir toplayacak olsak. Artılarımı önce yazayım. 8 artı 7 artı 2 eksi 3 eksi 1 eksi 5. Burayı topladım 17. Burayı topladım eksi 9. 17'den 9 çıkarttım. 8 bunların toplamı. Şimdi şunların içindekilerin artılarını yazsam. 9 artı 4 artı 1. Bir de eksi 6 eksi 4 var. Bunları toplarsam da ne yapıyor? 14'ten 10 çıkart artı 4 yapıyor. Şimdi 8 bu 4 bu. Fark ney? fark 4. Şimdi biz burada 2'yi alsak buraya atarsak bu 8 2 azalır 6 olur. Bu 4 de 2 artar 6 olur. Bakın eşitlendi. Nasıl yaptık? Farkın yarısı kadar birinden alıp diğerine verirseniz eşitlenir. Misal benim 10 liram var, arkadaşımın 30 lirası var. Bu arkadaşım bana kaç lira verirse paralarımız eşit olur dendiğinde farka bakın. Fark ne? 20. O zaman ben bu arkadaşımdan farkın yarısı kadar para alsam yeter. Farkın yarısı ne? 20 yarısı 10. Bak arkadaşımda 20 lira kalır. Ben de 10 lira artarım. Ben de 20 lira olurum. Eşitlenir. Anlaşabildik mi? ABC kümelerinin elemanlardan birer tane seçip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor. Sayı doğrusunda B kümesinden seçilen eleman A kümesinden seçilen elemanın solunda. Demek ki B'yi ben buraya bir yere yazsam A bu tarafta kalacak. Çünkü B A'nın solunda kalması gerekiyor. C kümesinde seçilen eleman da sağında kalıyor. O zaman C'miz burada olacak. Çünkü C'nin salında kalacakmış B. E eh, buna göre ABC kümesinde seçilen eleman tam sayı toplamı nedir? Burada C'miz en küçük olacak. Misal neyi seçelim burada? Eksi 9'u bir seçerek başlayalım. C'miz eksi 9 olursa eksi 9'dan büyük sayılar seçeceğiz B'den. O zaman şu eksi 16 bir kere gider. Eksi 7'yi de seçebilirim 8'i de. Yalnız 8'i seçemem çünkü 8'den daha fazla olacak A. A kümesinde 8'den büyük eleman yok. O yüzden 8'i de alamam. Ne derim B'ye? Eksi 7 derim. Eksi 7'den büyük olan da A'da sadece ne var? Gördüğünüz gibi 4 var. A'da 4 gibi bir sayı olur. İşte bunların toplamını soruyor. Eksi ile eksi topladım. Eksi 16 A artı 4. Tabii bunlar toplanmaz birbirleri zıt işaretliler çıkartılır. Ve fazla olanın işareti kalır. Eksi 12 olur bunun cevabı. C'dir. Bir soğuk hava deposunda sıcaklık ayarlaması soğutucunun panosunda 0 ve 1 rakamlarda oluşan 8 haneli bir kod girilerek yapılmaktadır. Bu 8 haneli kodun en solundaki hanede 1 ise ayarlanan sıcaklık değerinin işaretinin eksi 0 ise artı olduğu anlaşılır. Yani bakın mesela burada 1 yazıyorsa bu negatif bir derece olacakmış. Mesela burada 0 yazsaydı, şayet burası 0 olsaydı, 0 da pozitif olacakmış. Diğer 7 hanedeki rakam soldan sağa doğru sırayla her karenin içine bir rakam gelecek şekilde aşağıdaki işlem şablonuna yerleştirip yanındaki üst ifadeleriyle çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır. Bu toplam işareti yanına da ayarlanmak istenen sıcaklığın değerinin kaç derece olduğu belirtilir. Misal bu sıfırı götürüp buraya, buradaki sıfırı götürüp buraya, buradaki biri götürüp buraya, buradaki sıfırı götürüp buraya, 1 buraya, yine 1 buraya ve de 0 buraya yazılarak değeri bulmuyormuş. Bakın burada da değerlerini hesaplamışlar. 22 bulmuşlar. Baş taraf 1 olduğu için ve 1 eksi olduğu için eksi 22 demişler. Şimdi biz neyi arayacağız? Eksi 26'yı arayacağız. Şimdi bizim bir kere derecemizin negatif olabilmesi için ilk başlanan sayımızın 1 olması lazım. Çünkü 1 rakamı yazılıyken işaretimiz negatifti. O zaman A ile C gitti. Gelin B'ye bir bakalım. Şu birden dolayı negatif. Hani burası 2 üzeri 6'lar. Burası 2 üzeri 5'ler. Tabi bunlar da 0 olduğu için değerini almayalım. Aha şurada bir şey gördüm. 2 üzeri 4'ümüz var. Yuvarlak için aldım. Şuradaki 1'i de alacağım. 2 üzeri 3'ümüz var. Onu da aldım. Bir de şuradaki 1'imiz var. Hani 2 üzeri 2'de bir şey yok. Ama şu 1, 2 üzeri 1'de. Bunu da aldım. 2 üzeri 0'da da yine bir şey yok. Yoğurlak için aldıklarımı 1 ile çarptığım için sayıyorum. 0 çarpılınca yutuluyor çünkü. Neymiş bunun derecesi? Eksimiz var. Neyden geliyordu o eksi hatırlayın. Aha da buradaki 1'den geliyordu. Eksi 2 üzeri 4. Parantez için alalım. Artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 1. Bunlar da ne yapar? Eksi 16 artı 8 artı 2. Bunu da toplarsam 26 yapar. Eksi 26'yı direkt buluruz. Cevap B şıkkıymış. Birinci cam levhadaki üstü ifadelerin değeri. Bire eşit olanların bulduğu dilimler kırmızıya. Hemen bakalım. Birin karesini gördüm. Birin karesi birdir. Burası kırmızı olacak. Birin 20 kuvveti de birdir. 20 tane biri çarptığınızı düşünsenize yine bir çıkar. Bir de burada üst taraf 2 olduğu için parantezin dışı o da kırmızı olur. Başka da bir yapmıyor. İkinci cam levhadaki üst ifadelerin eksi 1'e eşit olanların bulunduğu da beyaza boyanıyormuş. O zaman eksi 1'in 7. kuvveti üst taraf tek olduğu için eksi 1 olarak kalır. Aha burası beyaz oldu. Eksi 1'in tek kuvveti olan eksi 1'in 5. kuvveti yani burası da beyaz olur. Bir de parantez olmadığı için şurası da beyaz çıkar. Parantez olsaydı o 20 dışarıda olsaydı artı olurdu unutmayın. Başka da yok. Burada Kırmızıyla beyaz üstte gelirse pembe gözüküyormuş. Bakın bunlar biz üst üste getirdiğimizde şunla şu üstte gelir. Kırmızıyla beyazın olduğu yer pembe olacak. Yani bakın şurası pembe olacak. Bu doğru. Burası pembe olması gerekiyordu. Bu gitti. Burası pembe olması gerekiyordu. Bak bu da doğru. Burası pembe olması gerekiyordu. Bu da gitti. Bir pembe olan yerimiz daha var. Gördüğünüz gibi buradaki şu kısım ile şuradaki kısım. Üst üste gelen bir de oralar var. Yani şuranın da pembe olması gerekiyor. Ama bakın burası pembe olmamış. Bu da gitti. Cevabımız otomatik C şıkkı çıktı. Bir de bakın gördüğünüz gibi buradaki kırmızımız yine burada kırmızı olarak durması gerekiyor. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerin değeri negatif, çift kuvvetlerin değeri pozitiftir. Esma ile kardeşi bir bilgisayar oyunu oynuyor. Oyundaki kurala göre yeşil tuşa basıldığında bilgisayar tablolarında verilen sayıların her defasında farklı bir tanesi seçilerek birinci tablodan seçtiği sayı taban ikinci tablodan seçtiği sayı kuvvet olacak şekilde bir üst ifade yazılıyor. Yani buradan alacakların senin taban olacak, buradan alacakların senin üst olacakmış. Yazılan üstlü ifadenin değeri pozitif ise tuşa basan oyuncu artı 3, negatif ise eksi 1 puan alıyor. Oyuna ilk esma başlıyor, 4 defa tuşa basmış 4 puan almış. 4 puan alabilmesi için 2 defa pozitif, 2 defa negatif yapması lazım. Niye biliyor musunuz? Pozitif 3 puan artı pozitif 3 puan negatif 1 puan götür 1 puan götür. Bu da 6 eksi 2 4 puan yapsın diye. Şimdi biz pozitif nasıl yapacağız? Mesela şu eksi 1'in bir çift kuvvetini alacağız. Eksi 2'nin yine bir çift kuvvetini alacağız. 2 kuvvetini alacağız. İki tane de negatif olacak. O zaman eksi 3'ün bir tek kuvvetini alalım. Şu eksi 4'ün de yine bir tek kuvvetini alalım. Aha 4 puan yaptık. Kalanlarıyla 4 defa tuşa basan kardeşin aldığı puan en az ne olur diyor en az ne olur diyorsa biz eksi yapmaya çalışalım. Yani eksi 5'in beşin 5. kuvvetini alalım. Negatif çıktığı için eksi 1 puan olur. Eksi 6'nın 7. kuvvetini alalım. O da negatif çıktığı için eksi 1 olur. Eksi 7'nin de 9. kuvvetini alalım. Eksi 7'nin 9. kuvveti. Bakın o da yine ne oldu? Negatif oldu. E geriye bir tane kaldı. Eksi 8'in de mecburen 6. ya da 8. kuvvetini alalım. Eksi 8'in 6. kuvveti bu ise pozitif olduğu için 3 puan alırız. İşte bunların toplamı en az 0 yapar. Negatif bir tam sayının tek kuvvetin değeri negatif çift kuvvetin değeri pozitiftir. İnci birim kareler bölünmüş kağıt üzerinde oynanan bir oyun tasarlamıştır. 3 adımdan oluşan bu oyunun birinci adımında başlangıç noktası ve üstü ifade belirlenir. İkinci adımda başlangıç noktasının üstü ifadenin tabanındaki sayı pozitif ise sağa doğru negatif ise sola doğru. Birim cinsinden bu sayının mutlak değerine eşit bir çizgi çizilir. Üçüncü adımda ise ikinci adımda gelinen noktadan başlayıp üstü ifadenin değeri pozitif ise yukarı doğru negatif ise aşağı doğru uzunlu birim cinsinden üstü ifadenin mutlak değerine eşit ee, bir çizgi çizilir demiş. Tabanımız eksi 2 olduğu için Başlangıçtan 2 birim sola gittik. Sonra değerimiz eksi 8 olduğu için aşağı doğru 8 birim gittik. Bunu demek istiyor. Birinci adımda taban kadar sağa sola. Sonraki adımda sonuç kadar yukarı aşağı gideceğiz. Şimdi sorularımıza bakalım. İlk başta eksi 3'ün karesinden başlayalım. A'dan 3 birim sola gidip eksi 3'ün karesinin 9 olduğunu bildiğimiz için 9 birim yukarı gideceğiz. 3 birim sola 1, 2, 3 birim sonra 9 birim yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bu var İkinciye bakalım Tabanımız 5 artı 5 birim sağa gitmem lazım 1, 2, 3, 4, 5 sağa gitmiş Doğru Buranın sonucu 5'in birinci kuvveti 5 olduğu için 5 birim de yukarı gitmesi lazım 1, 2, 3, 4, 5 yukarı gitmeliydi Yanlış Şu ilk görüntümüz Burada olmadığı için yanlış. Şimdi C ile D'ye bakalım. Eksi 1'in 5. kuvveti diyor. Şimdi eksi 1 taban olduğu için bir birim sola gideceğiz. Bakalım burada da bir birim sola gitmişiz. Burada da bir birim sola gitmişiz. Sonra eksi 1'in 5. kuvveti yine eksi 1 yapacağı için sonucumuz eksi 1 olduğu için aşağı doğru bir birim gitmemiz lazım. Bakın burada aşağı doğru bir birim gitmiş. Cevap D şıkkı. Ama burada yukarı doğru bir birim gitmiş. Olmaz. Buranın sonucunun artı 1 olması gerek. Buranın sonucunun eksi 1 olması gerek. Cevap D şıkkıdır. Matematik öğretmen tahta yaştaki tabloyu çizmiş. Birinci tab 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 tablodan seçecekleri sayı tab taban ikinci tablodan seçecekleri sayı üst olarak almamızı istiyor. Kaç tanesi pozitif yapardı? Şimdi pozitif yapmaz için ilk başta eksi 3'e bakalım. Eksi 3'ün ikinci tablodan ne yapmam lazım? Kareyi ya da eksi 3'ün dördüncü kuvvetini alayım ki pozitif yapsın. Eksi 2'yi alacak olsaydım eksi 2'nin yine karesini Eksi 2'nin yine dördüncü kuvvetini almam lazımdı pozitif olması için. 4'ün ise hem birinci kuvvetini, ikinci kuvvetini, üçüncü kuvvetini, dördüncü kuvvetini de alabilirim. Çünkü 4 pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı. Bütün kuvvetleri pozitif çıkıyor. Eksi 1'in ise yine neyin almam lazım? Karesini ve de eksi 1'in dördüncü kuvvetini almalıyım pozitif olması için. Gördüğünüz gibi burada 2 burada var. 2 burada var 4. 2 burada var 6. 4 de burada var. 10 tane pozitif değer çıkıyor. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. Aşağıdaki klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiş. İlk başta girilen sayıyı okuyormuşuz. Sayının küpünü alıyormuşuz. Haydi hemen hepsinin küplerini alalım. Eksi 3'ün küpü. Eksi 3'ün üçün küpü eşittir eksi 27. Eksi 2'nin küpü eşittir eksi 8. 2'nin küpü eşittir 8. Ve de 3'ün küpü eşittir 27. Hepsi de küpü aldık. Sonuç girilen sayıdan büyük ise 5. adıma git. Şimdi sonuç büyük ise dediği Orhan'da gördüğünüz gibi sonuç girilen sayı yani 2'den büyük. Çünkü benim sonucum 8. 5. adıma git diyor. 5. adım dediğimiz sonucu ekrana yaz. Yani ekrana yazacağım şey burada 8'dir. Yine aynı şekilde Bülent'in dediği sonuç 27. Bakın bu sonuç. Bu ise girilen sayı. Girilen. Sonuç girilen sayıdan büyükse ekrana yaz diyor. Yani burada da ne yazacağız? 27 yazacağız. Şimdi diğerlerine bakalım. Değilse diyor dördüncü adımdan devam et. Sonucu eksi 1 ile çarpacağız ve ikinci adımdan devam edeceğiz. Şu sonucumuzu eksi 1 ile çarparsak ne olur? 27 olur. Şu sonucumuzu eksi 1 ile çarparsak ne olur? Artı 8 olur. Ve sayının küpünü alacağız. 27'nin küpünü alırsak ne olur? 27 çarpı 27 çarpı 27 olur. Bu ise 8 çarpı 8 çarpı 8 olur. Ve girilen sayıdan bu sonuçlarım daha yüksek. Gördüğünüz gibi bunlar yine benim sonuçlarım. Bu sonuçların en büyük olanı gördüğünüz gibi 27 çarpı. 27 çarpı 27'dir. 8 çarpı 8 çarpı 8'den daha büyüktür. Misal buradaki 8 ile 27 çok küçük kalıyor bizim A şıkkına göre. Kerememizin sonucu en büyüktür. 13. Soruda bu taban kartı ve üst kartları üst üste getirdiğimizde şu şekilde üst ifade elde ediliyor. Misal üst üste getirdiğimizde eksi 2 nereye geliyor? Eksi 2 buraya geliyor. Eksi 2'nin birinci kuvveti misal ne oluyor? Eksi 2 gibi. Misal bu eksi 3 hemen ikinci kısma geliyor buraya. Eksi 3'ün karesi artı 9 olduğu gibi. Misal 5 nereye gelir? 5 buraya gelir. Onu söylüyor burada. Üst üste getirip üst ifade oluşturuyorlar. Şimdi şıklarda biz de bunu deneyelim. Eksi 4, 6, eksi 7, eksi 9 ve de 8. Hepsinin pozitif olmasını istiyoruz. Yalnız şuraya bir dikkat edin. Eksi bir sayının tek kuvveti negatif yapar. Yani burası olmadı. A şıkkı o yüzden gitti. B şıkkında bir deneyelim. Eksi 4, 6, eksi 7, eksi 9 ve de 8. Yine şu kısımda gördüğünüz gibi üst tek olduğu için buranın sonucu yine negatif çıkar. Orası da olmadı. Buraya yazalım. Eksi 4, 6, eksi 7, eksi 9 ve de 8. Şimdi negatiflere dikkat edelim özellikle. Buranın üstü çift olduğu için bakın çift Burası pozitif. Pozitif. Hemen burası yine çift olduğu için bu eksi 7 yine ne çıkar? Pozitif. Yine bu 2 çift olduğu için bu eksi 9 ne çıkar? Yine pozitif. Zaten bu 8 pozitifti. Yine 6 pozitifti. Hepsi pozitif çıktı. Cevabımız C şıkkıdır. Bazı elektronik aletler çalıştırıldığında ısı yayarak bulunduğu ortam sıcaklığının artması neden olur. Bu tip elektronik aletlerin bulunduğu bir laboratuvarda ortam sıcaklığı her yarım saatte 1 derece artmaktadır. Bu laboratuvara yerleştiren soğutucu fan sıcaklık 28 dereceye yükseldiğinde otomatik olarak devreye girerek ortam sıcaklığını her 15 dakikada 2 derece soğutmaktadır. Ve sıcaklık 24 dereceye düştüğünde otomatik olarak kapanmaktadır. Saat 8'de ölçülen 26 derece, sıcaklık 26 derece olduğuna göre saat 1'e kadar so soğutucu fan kaç kez çalışır? Şimdi 8.00'da bizim derecemiz ne? 26 derece. Yarım saat geçsin, 8.30'da her yarım saatte 1 derece arttığı için 27 dereceye çıkar ve 9.00'da 28 dereceye çıkar. 28 dereceye çıkınca fan çalışıyor. Fan da her 15 dakikada 2 derece soğutmaktadır. Yani bu durumda ne olur? 15 15 yarım saatte yani 9.30'da 4 derece soğutur. 4 derece soğutursa ne olur? 24 dereceye düşer. Fan durur. Sonra yeniden ısınmaya başlar. Her yarım saatte 1 derece artıyordu. Yani 10.00'da 25 dereceyi bulur. 10.30'da 26 dereceyi bulur. 11.00'da 27 dereceyi bulur. 11.30'da 28 dereceyi bulur. 28 dereceyi bulduğunda yine ne çalışıyor arkadaşlar? Fan. Az önce de 28 dereceyi bulduğumuzda ne çalışmıştı? Fan. Fan çalışıyor ve yarım saatte 4 derece soğutmuştu. Hani her 15 dakikada bir 2 derece soğutuyordu ya. Yarım saatte 2, 2, 4 derece soğutur. Hadi bir yarım saat geçirelim. 12, 0, 0 olsun ve 24 dereceye düşsün. Ondan sonra 12, 30'da yarım saatte 1 derece artar. Yine 13.00'da 1 derece artar 26 derecede kalır. Ama farımız sonuçta 2 defa çalıştı gördüğünüz gibi. Cevabımız Bursa'dır. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinin yüksekliğine yükselti denir. Yükselti hesaplarken deniz seviyesi 0 kabul edilir. Yükseltisi hesaplanan yer deniz seviyesinden yüksekte ise artı alçakta ise eksi değerler alır diyor. Metin, Ece, Selim, Ahmet ve İrem'den oluşan 5 kişilik bir araştırma ekibi bir mağara içerisinde bazı incelemeler yapmaktadır. Girişin yükseltisi 875 olan bu mağarada araştırmacıların buldukları yerler buldukları yerler ilgili açta bilgi verilmiş. Yani tepe gördüğünüz gibi 875 metredeymiş. Selim mağara girişinden 1100 metre aşağıda. Yani negatiflere gireceğiz. Biz bu 1100'den 875 çıkartırsak o Selim'in olduğu yeri buluruz. Hemen Selim'e bakalım. 1100 875. Çıkartalım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 10'dan 8 çıktı 2. Eksi 225'miş. Mete'nin bulunduğu yerin yüksekliği eksi 200'müş. Ahmet Mete'den 175 metre daha yukarıda bulunmaktadır. Yani Mete'nin eksi 200'dü. 175 metre yukarıda olacak. Çıkartırsam ne olur? Eksi 25. İrem ile Ahmet'in bulundukları yerlerin yükseltileri toplamı sıfırdır. Ahmet eksi 25'ti o zaman İrem de artı 25 olsun ki. Eksi 25 ile artı 25'in toplamı sıfırdır çünkü. Ece mağara girişine en yakın ikinci kişidir. Bunların arasında arkadaşlar 875'e en yakın birinci kişi kimdir? budur. Bu İrem'dir. Şimdi İrem'den daha az olacak. Bir kere 25'ten az olacak. A şıkkı gitti. Ve ikinci kişi olacak madem bu İrem'den yani 25'ten sonraki ilk kişi kim gördüğünüz gibi eksi 25. İşte bundan da fazla olacak. Bundan fazla olacaksa eksi 30 olamaz. Eksi 57 de olamaz. İşte bundan ikisinden arasında yani bu birinci kişi bu üçüncü kişi ise ikinci kişi eksi 10 olabilir. Yani eksi 25'ten fazla artı 25'ten az bir tek şıklarda eksi 10 vardır. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yüksekliğine rakım denir. Rakım hesaplarken deniz seviyesi 0 kabul edilir. Rakamı, rakımı rakım hesaplanan yer deniz seviyesinin yüksekte ise artı alçakta ise eksi değeri alır. Aşağıdaki tabloda ağaç köklerin yer altı su kaynaklarına ulaşmak için toprağın derinliklerine doğru ilerleyişinin incelendiği bir araştırmada elde edilen veriler gösterilmiş. Misal. Yıllık 4 metre gidiyor ve 6 yılda ulaşıyor. 4 kere 6 24 metre derinliğe gider. Ama zaten 3 metre derinlikte başlamıştı. Eksi 3 eksi 24 demek ki su eksi 27. B'de ise 3 metre 3 metre 10 yılda ulaşıyormuş. O zaman 30 metre derinliğe gider. Ama artı 7'den başladığı için 30 metre derinliğe gitse bile su eksi 23'tedir deriz. Burada C bölgesindeki değer iki bölgenin arasında olacakmış. Şimdi bu 5 metre 5 metre gidiyor ve de 5 yıl sürüyor. 5 kere 5 25. 25 metre derinliğe gidecek ve de bu soru işaretine eklediğimizde eksi 23 ile eksi 27 arasında olacakmış. Şıklara baktığımızda A şıkkı eksi 3'ü eklersem ne olur buraya? Eksi 28 olur. Bu arada olmaz. O olmadı. Peki eksi 25'e eksi 2'yi ekleseydik yine bu arada olmaz. Eksi 25'e C şıkkını yani 1'i eklersek ne olur? Eksi 24. Eksi 24 de tam da bunların arasında olur. Cevabımız C şıkkıdır. Eren üzerine 1'den 9'a kadar doğal sayıların yazılı olduğu topların Tasarladığı titreşimli oyun makinasının içerisine koymuştur. Oyun makinası çalıştığında belli bir süre toplar hareket etmekte ve titreşim durduğunda bir top düşmektedir. Oyuncu düş, e, rastgele düşen topun üzerinde yazan sayı asal olmayan çift sayı ise bu sayının 4 katı puan kazanır. Asal olmayan çift sayı burada 8 var. 8'in 4 katı puan kazanacak o zaman. 32. Burada da asal olmayan çift sayı 4 var. 4 katı puan kazanacak. 16. Asal olan bir çift sayı ise bu sayının toplama işlemi göre tersi kadar puan kazanır. Yani burada asal olan çift sadece bu var. Bunun toplama göre tersi eksi 2'dir. Bu kadar puan kazandı. Asal olan bir tek sayı ise bu sayının 9 katı kadar puan kaybeder. Asal olan tek sayı 7 var. Eksi 63 puan kaybetti. Asal olan 5 var. Eksi 5 x 9 45 Burası puan kaybetti. Katlattı. Asal olmayan bir tek sayı ise bu sayının 2 katı kadar puan kazanır. Asal olmayan tek burada 9 var. 2 katı da 18 yapar. İşte bunlar puanlarını hesaplayalım. Burası topladığımda eksi ya ikisi de. Eksi 47 yaptı. 32'sini çıkartırsam 5, 15. Eksi 15 puan birisi aldı. Şimdi buraya bakalım. 18, 16 daha 34. Bu eksi 63'ten 34'ü bir çıkartalım. 13'ten 4 çıktı 9. 5'ten 3 çıktı 2. Eksi 29. İşte bu 15 ile 29 arasındaki farka bakacağız. Eksi 15'ten büyük sayıdan küçük sayı çıkartalım. Eksi 29'u. Niye öyle yaptım biliyor musun çocuklar? İki tane eksi gördüğünüz gibi yan yana gelmiş. Burayı ben artı yapacağım. Sonradan da 29'dan 15'i çıkartırsam işte farkım 14 olur diyebilmek için yaptım. Sayı doğrusu bile düşünseniz çocuklar. Burası eksi 15 şurası eksi 29. Bunun arasındaki farkı sorduğumda tam 14 birim olduğunu görürsünüz zaten. 20 katlı bir otelin 4 katı zemin katının altında 15 katı ise zemin katının üstünde bulunmaktadır. Aşağıda bu otelin asansörle kat numaralarının yazılı olduğu bölüm verilmiş. Kaan ve Doruk aynı anda asansöre binip Odalarının bulunduğu kat numaralarının yazılı olduğu tuşlara basıyorlar. Bastıkları tuşlarda yazan tam sayılardan küçük olan mutlak değeri büyük olan mutlak değerinden daha büyüktür. Yani küçük sayıyı negatif alın diyor ama mutlak değeri de pozitif aldığından daha büyük olacak diyor. Bu katlar arasında en çok kaç kat vardır diyor. Küçük olanı mecbur eksi 4 seçeceğiz. Mutlak değer eksi 4 diğer büyük olan mutlak değerinden daha fazlaymış. Yani biz buraya en fazla pozitifler içinde ne verebiliriz? 3 verebiliriz. Ha, o zaman adam birisi eksi 4'te olsun birisi de 3'te olsun. Bu eksi 4 ile 3 arasında kaç kat vardır? Şimdi şunları bir ayıralım şöyle. Eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0, 1 ve 2 var. Kaç tane sayı var burada gördüğünüz gibi? 3, 6 tane sayı var. 6 kat vardır deriz. Aşağıdaki grafikte 3 şehrin yere saatlerinin İstanbul'a göre saat e, kaç saat ileri ya da geri olduğu gösterilmiştir. New York saatine göre saat 7'de havalanan uçak. Şimdi İstanbul, Bakü, Londra ve New York diyelim. New York saatine göre 7.00'da havalanmış. Şimdi New York İstanbul'dan 7 saat geri olduğu için İstanbul'un burada 7 saat eklersem 14.00 olur. Bakü'müz 1 saat daha ilerideymiş İstanbul'dan 14'ten 1 saat fazlası 15 olur. Bir de Londra İstanbul'dan 2 saat geriymiş 12.00 olur. Ve daha sonra diyor ki Londra saatiyle 24'te New York'a inmiş. Londra'da saat 12 idi. 24'te indi diyor. Kaç Bakü'den havalandıktan sonra kaç saat sonra New York'a inmiştir? Gördüğünüz gibi 12'de bindik. 24'te indiysek tam 12 saat sürmüştür. Bir pilot her 200 metre yukarı çıkıldığında hava sıcaklığının bir derece düşeceğini hesaplayarak Kullandığı uçak kaç kar dağlarının zirvesinin üstünden geçerken uçaktaki yolcular aşağıdaki anons yapmıştır. Dikkat dikkat. Bulunduğumuz yükseklikte hava sıcaklığı eksi 5 derece iken, sizin için kabin içi hava sıcaklığını şu an camdan baktığınızda gördüğünüz kaç kar dağlarının zirvesindeki hava sıcaklığına eşit olacak şekilde 21 dereceye ayarlanmış bulunmaktayım diyor. Yani bununla bunun arasındaki fark ne arkadaşlar? 21 eksi eksi 26 derecelik bir ayarlama yapmış. Ve her derece 200 metre ise 26 çarpı 200 o da ne yapar? 5200 metrelik bir yükseklik farkı varmış. Cevabımız D şıkkıymış yani. Kanalımızda Milli Eğitim'in kaliteli sorularını yayınlamaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir daha abone olun inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.